Evet, yeniden merhaba. Şimdi ben giriş yaptım. Giriş yaptığımda ilk karşılaştığım ekran böyle. Şurada interest diyor. Interest ilgiler demek. Hemen altında şuradan görebileceğiniz gibi elimde göstereyim. English yazıyor. Spanish yazıyor. Spanish İspanyolca demek. Biz İspanyolca kitap okumayacağımız için bu tıkı kaldırıyoruz. Sonra bu aşağıda kategoriler, categories varmış. Genres, graphic novels and cartoons, yani çocukların nelere ilgileri var onları gösteriyor. İsterlerse mesela math, matematik, animals, hayvanlar, hobbies, hobiler, sports, spor. Bunları daha çok sevdiklerine göre şöyle şuradan göstereyim. Şuradan ya da sevmiyorlarsa buraya kadar işaretleyebilirler ama hiçbir şey işaretlemeyebiliriz. Hepsi ortada olsun, biz her tür kitap okuruz diyorsak. Dedikten sonra şuradan Save yazan Save'e basıyorum. Hemen arkasından bir tane sınav çıkıyor. Bu sınavın sonucu hiçbir şekilde önemli değil. Çocuğa not olarak yansıyacak bir şey değil. Bu sınavın amacı çocuk hangi kelimeleri biliyor, ona göre daha kolay kitap verelim çocuğa diye göstermek. Eğer anne, baba, abla, abi cevap verirse sorulara, çocuk daha başarılı olursa çok fazla sayıda kelimeyi çalışmış olacak. Bilmediği kelimelerle ilgili zor bir kitap karşısına çıkacak. Zaten İngilizce olduğu için kitaplar en başta biraz alışana kadar zorlanacak. Ama eğer siz bunları cevaplarsanız çocuk daha da zorlanacak demek oluyor. Kendisi baksın mesela ikinci sınıflar bilmiyorlar yatak ne demek ama bir üçüncü sınıflar biliyor. Bilenler işi işaretliyor böyle. Sonra say diyorsunuz, bir soru daha. Herkese eşit sayıda soru çıkmayacak zaten. Bildiğine göre, bilmediğine göre karışık karışık sorular çıkacak. Burası yapay zeka ile hazırlanmış bir şey. Siz doğru cevap verdikçe daha çok soru çıkarıyor. Ne kadar kelime bildiğinizi ölçmeye çalışıyor. Bu sınavı bitireceğiz.